Savaşmayalım. Geometri çözelim. gelsin nitro. Evet, yeni ünitemizdeyiz. Çember ve daire. Buradan da sıklıkla soru geliyor sınavda. Güzelce çalışalım. Hadi bakalım. İçelim. Hepimize. İlk önce çemberde açıyla başlıyoruz açı çeşitleri merkez açı merkez açı köşesi çemberin merkezinde olan açıdır yani şurada merkezimiz var açımız da bu merkezde olan açıya ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir yani şurası 40 derece ise bu yay da 40 derecedir kaldı ki tamamı 360 derece Değil mi? Çemberin tüm yayı düşünecek olursak 360 derece. Yani diyoruz ki gördüğü yayla birebir aynıdır. Çevre açı. Köşesi çemberin üzerindedir. Buraya alfa yazdık ama gördüğü yay bunun iki katıdır. Yani gördüğü yayın yarısıdır. Diyelim ki bu yay 80 derece. O zaman burası ne olacak? 40 derece diyeceğiz. Gördüğü yayın yarısı çevre açı. Az sonra bunların hepsini sorularımıza kullanacağız. Teğet kiriş açı. Teğet tek bir değimli noktası var. Şu teğetim. Şu da kirişim. İşte teğetle ile kiriş arasında kalan açı. Alfa. Gördüğü yayın yarısıdır. Yani çevre açı gibi davranır. Eğer 100 derece şu gördüğü yay. Kendisi 50 derecedir. Teğet giriş açının bilgisi de böyle. İç açı. İç açı da Şöyle ifade edelim. Şuradaki yay x'i merkezde değildir bu C noktası. Burada y olsa, o zaman şu iki açı zaten aynı buralar. Alfa. Alfa ne olacak? Bu yayların toplamının yarısına eşit olacak. Devam edelim. Epey bir kuralımız var çemberde açı ile ilgili. Dış açı. Evet. İki tane gördüğünüz gibi kesinim var. Çemberin dışında kesişen ilk giriş veya bir kiriş ile bir teğetin oluşturduğu açıdır. Biz buna dış açı diyoruz. Şimdi burası çok önemli. Burayı iyi dinlemeni istiyorum. Şuradaki yayla buradaki yay. Bunlardan birine diyelim ki x dedik. Şuna da y dedik. İşte bu alfa açısı dışarıdaki bu açı ne olacak? x eksi y büyük yaydan küçük yayı çıkarıp ikiye böleceğiz. Aynı bilgi burada da var. Evet şurası x, şurası y olduğunu kabul edelim. O zaman bu alfa açısı dışarıdaki açı ne olacak? Büyük yaydan küçük y'yi çıkarıyorum. x eksi y bölü 2 olacak. Peki çapı gören çevre açı 90 derecedir. E çünkü gördüğü yay 180 derecedir. Gördüğü yay 180 derece olduğundan dolayı çevre açı ne olacak? Bu şekilde 90 derece olacak. Bunu çoğaltabiliriz. Ne kadar çok çizersek çizelim. Çapı görsün yeter. O zaman ne olacakmış? Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Merkezden TET yarı çapımızı çizersek kesinlikle dik olur. Yarı çap TET değme noktasında diktir. Ve 90 derecedir. Çünkü bunu buradan uzattığımızda çevre açı gibi davranır. Bu gördüğü ya 180 derece olduğundan burası da 90 derece olması gerekir. Neymiş? Yarı çap TET değme noktasında diktir. Eğer ben merkezden TET yarı çapımı çizersem kesinlikle dik kesişecektir. Unutmayalım diyorum ve devam ediyorum. Paralel kirişlerin aralarındaki yayların ölçüleri eşittir. Yani şu AC yayı alfa ise BD yayı da alfa olması gerekiyor. Eşit. İkisi birbirine eşit. Aynı uzunluktaki kirişler diyelim ki burası 5 cm. Bu da 5 cm bu kirişler. İşte AB yayıyla o zaman CD yayının uzunluğu ya da açısal değeri eşit olması gerekir. Yani şurası alfa derecesi, burası da alfa derece olması gerekiyor. Aynı yayı gören teğet giriş açı ile çevre açının ölçüleri eşittir. E tabii ki eşit olur. Bu alfa ise gördüğü yay ne olacak? 2 alfa. E teğet giriş açı için de aynı şeyi söylemiştik ne olması gerekiyor? Gördüğü yayın yarısı olması gerekiyor. Hem teğet giriş açı hem de çevre açı. Böylece açıları taşıma şansımız olur. Aynı yayı gören açılara dikkat edersek rahatlıkla biz açılarımızı yazabileceğiz diyoruz. Ve bir bilgi daha. İşte bu dış açının gördüğü yay. Bu yayın derecesi alfa ise ya da şöyle diyelim orada x mi demişiz hemen bir bakalım dememişiz. Şurası x, şu da y ise şu açı. Bu ikisinin toplamı 180 derece olması gerekiyor. Bunu da geçtim. Ve kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeni ile de ilgili bilmemiz gereken en temel bilgi. Diyelim ki şu alfa, şu da beta. İşte bunların karşıda gördüğü yayların toplamı zaten 360 derece olacağı için ve bunlar da çevre açı olacağı için alfa ile betanın toplamı 180 derece olacak. Geza C'deki açı ve A'daki açı için X ve Y desem bu X ve Y'nin toplamı da karşılıklı. Demek ki kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar bütünlerdir. Yani birbirini 180 dereceye tamamlar. Buraya da 180 derece diyebiliriz. Evet şimdi çemberde açı ile ilgili örneklerimize başlayalım. İlk önce şu 80 derecenin gördüğü T kiriş açımız için konuştuğumuzda Burası kaç derece olacaktır diye sorarsam sen bana 160 derece dersin. Şurada bir çevre açım var 50 derece. Bunun gördüğü şu yay ne olacaktır? O da 100 derece olacaktır. Peki çemberin tamamı 360 derece olacağı için 160 ile 100'ü toplarsam 260 eder. 260 ederse sanırım buradan da devam edip şu işlemimizi yapabiliriz. Şuradaki açı ne olur diye sorarsam aslında bunun da tamamen 180 derece olacağı bilgisinden de yola çıkabilirdik. Ne yazalım buraya? E, 100'ü gördüğünden dolayı 100 derece oldu. Bu da 50 derecedir. Peki nasıl yapacaktık? Büyük yaydan küçük yayı çıkarıp 2'ye bölecektik. Şimdi burası 120. Şurası kaç? Burası da 100. Pardon şurası 160. Burası 100. 160'dan 100'ü çıkarıp 2'ye böldüğümde x'i bulabilirim. x o zaman ne olacaktır? 160 eksi 100 bölü 2. Yani x değerimiz ne olacak bu zaman? 30 derece olacak. Peki diğer örneğimize geçelim. Diğer örneğimize baktığımızda yarı çap. E, o da yarı çaptır. O, D de yarı çaptır. O zaman bu da eşit olur. Burada ikizkenar üçgen oluşur. Bu açıya diyelim ki ACE açısı sorulmuş bize. ACE açısı. ACE açısını x dersem bu x ise bu da x olacaktır. Peki dış açıdan biz burayı taşıyabiliriz. O zaman orası da 2x olacaktır. E peki burası 2x olursa şu da 2x olması gerekir ki o zaman dış açıdan şu x ile 2x topladığımızı 60 derece eşit diyebiliriz. O zaman x ile 2x'in toplamı 60 dereceye eşitse 3x eşit 60 derece x buradan ne çıkacaktır 20 derece deriz. Devam edelim. Şimdi 40 ve 60 üçgende verilmiş bunlar teyetler. Ne demiştik biz teyetle de, bu açının toplamı 180 derece olduğu için bu yayın DF yayının 140 derece olduğunu söylemem lazım. 60, 60 olduğu için şu yay ne olması gerekiyor? 120 derece. E peki 40, 140. 140 ile 120'yi topladığım oldu sana 260. E, 260 derece olduysa DE yayına ne kaldı? 360'tan çıkarırsam 100 derece kalacaktır. D 100 derece olursa 100 dereceyi gören çevre açı ne olacaktır? O zaman şuradaki x değerim x 50 derece olacaktır diyoruz. Ve A şıkkını işaretliyoruz. Üstteki sorumuzun da cevabını işaretlememişim. Onu da 20 bulmuştuk. Evet yeni sayfaya geçiyorum. Yeni örneğe. Burada güzel bir sorumuz var. Ne yapalım? Çok bilinmeyenle mi çözelim? Az bilinmeyenle mi çözelim? Çünkü Dışarıda verilmiş bu açılar. Şöyle yapalım. Yani gördüğü yaylar adına konuşabiliriz. X'i 2'ye bölerek işlem yapalım. Şuna A şuna da B diyelim. O zaman X eşittir A artı B diye bir not düştükten sonra artık başlayabiliriz. Evet. B ile 34'ün toplamı şurası olur. Yani şurası B artı 34 olur. Çevre açımı buldum. Peki mavi ile de A ile 66'nın toplamı da şurası olacaktır. Bu da dış açı. Burası da A artı 66. Peki gördüğü yaylar için konuşacak olursam şurası ne olacaktır? 2A artı 132. Şu B olduğu için B'nin gördüğü şu yay ne olacak? Çünkü B çevre açı burası 2B olacak. A'nın gördüğü şu DF yayı ne olacak? Orası da 2A olacak. Son olarak Kırmızı ile yazdım şu B artı 34 çevre açısı 2 katını alırsam A ile bulurum. O da ne olacaktır? 2B artı 68. Şimdi artık tamamen çemberin çevresi tamamen derece 360 dereceye tamamlanmış durumda. Bir toplayalım bakalım. 2A var. Bir 2A da burada var. 2B var. 2B de burada var. O zaman 4A artı 4B artı 132 ile 68'i toplayalım. 132 ile 68'i toplarsak 8, 2, 10. Elde var 1 oldu sana 200 derece. Peki burası 200 derece ise 4 artı 4B'ye 160 derece kalır ki 4 artı 4B 160 derece. Hepsini 4'e bölersem A artı B ne olacaktır? 40 derece olacaktır. Peki biz A artı B için X'e eşitlemiştik. Çünkü X'i A artı B diye iki parçaya bölmüştük. A artı B X'i X'in değeri o zaman 40 derece olup bu sorumuzu da çözmüş oluruz. Evet yeni örneğimizde teğetler verilmiş. Bir çevre açımız var 130 derece. O zaman bu 130 derecelik çevre açının gördüğü yay iki katı olacak. Yani şurası 260 derece olacak. Peki burası 260 derece olursa 360'tan çıkarırsam küçük yayım 100 derece olur. Peki 100 derece olursa x'i bulmak istiyorum bu dış açıyı. x ne olacaktır? 260 eksi 100 Bölü 2 yani x değerim o zaman 260'dan 100'ü çıkardım. 162'ye böldüm. 80 derece doğru yanıtım olur. Evet bir sonraki örnekte merkez açısı 140 olan bir dörtgenim var. 140 madem merkez açı o zaman burası ne olacaktır? Burası da 140 derece olacaktır. Çünkü merkez açıyla aynı olması lazım. AC yayı merkez açıyla aynı. 140 ise geriye kalan o büyük yay yani ne olur diye sorarsak 360'tan 140'ı çıkardığımızda 220 derece olur. Peki 220 dereceyi gören şurada bir çevre açım var. İşte o çevre açımın değeri o zaman yarısı olacak 110 derece. Peki bir dörtgenin iç açıları toplamı değil mi? 360 derece olur. Oradan da işimizi bitirebiliriz. Bir başka yolla da anlatacağım. Ama ilk önce şurayı bir tamamlayalım. Ne oldu? 250, 50 daha 300. X değerim 60 derece oldu. Şimdi hem kuralları kullanmayı da öğretmek amaçlı yapmıştım. Ben şuradan bir yarı çap çizersem, yarı çap çizdiğimde bu iki yarı çap birbirine eşit olacaktır. E bu iki yarı çap birbirine eşit olursa ikizkenar kenar üçgen çıkar. Kaldı ki bu da eşit. O zaman burası 50, bu da 50 derece olacaktır. 50, 50, 100, buraya 80 kaldı. 140 dereceydi benim merkez açım. 80, buraya 60 kalır. 60, o zaman bu da 60, bu da 60 olur diyoruz. Buradan da bulduk. İki yolla da çözmüş olduk. Peki E'den O'ya bir yarı çap çizersem şu anda artık AD, EO ve OD hepsi birbirine eşit olur ki burada ikizkenar üçgenlerim çıkacaktır. Peki DOC açısı kaç olacak? DOC OC açısı 40 derece olacaktır. Bu 40 ile 20'nin toplamından buraya gelinmiş diyebiliriz. Peki bir başka renk alalım. Şimdi ikiz kenar üçgenden buraya bir 60 yakışır. E peki hatta eşkenar üçgen olduğunu görürüz. Burası da 60 oldu. 60, 40 daha 100. O zaman buraya 80 derece kalacak. edaya A'ya 80 derece kaldı. E peki bu x ise bu da x çünkü burada ikiz kenar üçgen oluşmuştu. O zaman 2x eşittir 100. X de buradan 50 derece çıkacaktır. Diyoruz. X değerimiz 50 çıkar. Peki bir sonraki sayfaya geçelim. Örneklerimiz hala var. Olmaya devam ediyor. Şimdi var olan bazen soruda çözerken çemberi tamamlamamız gerekiyor daha rahat görebilmek için. Ben de çemberimi tamamladım senin için. Tamamladığımda şimdi şöyle bir sorum olacak. 150 derece bir çevre açı. O zaman şu yay buradan buraya kadar 300 derece demektir. 360'tan çıkarırsam burası ne kalacak o zaman? 60 derece kalacak. Peki 60 derece kalırsa eşit kirişler var. Kirişler eşit olduğu için gördükleri yaylar da eşit olması lazım. Bu 30 derece bu da mı 30 derece olur? Peki her 30 derece olduysa şöyle yapalım. Ben şuradan bir yarıçap çizersem. işte bu yarı çaplar da eşit olacaktır. O zaman burası ne olur? 30 derece. Çünkü merkez açı gördüğü yayla aynıdır. Peki o zaman 180'den 30'u çıkardım. Geriye 150 derece kaldı. Kaldı ki burada ikizkenar kenar üçgenim var. Şu da x, bu da x. Bu iki x'in toplamı 150 derece olması lazım. O zaman x'in değeri 75 derecedir deyip bu işlemimizi bitiririz. Peki devam edelim. Şöyle bir siyah aldım bu sefer. D'den E'ye çizdim. O zaman ne oldu? Benim burada kirişler dörtgenim karşıma çıkmış oldu. Şu 65 derece ise burası da 65 derece mi olur? Hayır. 180 dereceye tamamlayan olması lazım. Yani o zaman 115 derece olur. Ama orası 115 derece olunca şu dışı yeniden 65 derece olacaktır. Peki 65 ile x'in karşılıklı bunlar birbirini Bütünlüğü için x değerimde ne olması gerekiyor? 115 derece olması gerekiyor. Doğru yanıtımız 115 olur. Evet, yeni örneğimizde eşit uzunlukta kirişler verilmiş. Şu O'dan D'ye bir yarıçap çizelim. Buradan da çizebiliriz. Şöyle yapalım. Eğer bunu da çizecek olursak OED ve DOC bunlar eş üçgenler haline gelir. Çünkü yarıçapları aynı. Bu yarıçaplar aynı ve karşılarındaki kiriş uzunlukları da aynı. Kaldı ki aynı kirişlerin altındaki yayların uzunlukları da aynı. Yalnızca uzunlukları değil. Açıları da aynı olması gerekiyor. Şimdi ben şuraya x dersem şu da x olacaktır. O zaman burası x artı 24 olacak. E peki aynı olduğu için bu da x. Bu da x oldu. O zaman bu x bilgilerini taşıyacak olursam üçgende DOC üçgeninin iç açıları toplamı 180 derece olacak. 180 derece eşitledim. 3x eşittir. Ne olacak o zaman? 156. 3'e bölersek x değerimiz 52 derece olarak karşımıza çıkacaktır. 2. Yeni örneğimiz. Yeni örneğimize bir kare yerleştirilmiş çeyrek çemberin içine. Eğer ben bu köşegeni çizersem çizeyim. Bu köşegen yarıçap olacaktır. Yani o e ile eşit olacaktır. Burası buraya eşit olacak. Kaldı ki burası 45 derecedir. Peki Burası 45 derece ise şurası da eşit yarıçap olduğu için tepe açısı 45 derece olan BOE ikizkenar üçgeni karşımıza çıkar. Peki 45 çıkarıyorum 180'den. Çıkardım 135 derece. 2'ye böldüm. 2'ye böldüğümde 67,5 çıkacaktır. 67,5 neresi diye soracak olursan hemen gösteriyorum. Şurası buçuktur. Peki şurası da 67.5 olması lazım. Ama şu açıyı biliyorum ben. Burası 45 derece. Çünkü karenin köşegeni. Burası 45 derece ise 45 ile x'in toplamı 67.5 edecek. 67.5'dan o zaman 45'i çıkarırsak 22.5 olacaktır. X değeri. Peki. Evet yeni sayfaya geçelim. Yeni sayfamızda ilk örneğimize bakıyoruz. Çemberde uzunluk öncesi iki tane açı sorumuz kaldı. Evet buradaki eşitlikleri kullanmamız lazım. Burada bir ikizkenar üçgen bilgisi verilmiş. Şimdi buraya 80 denilmişse biz 80'in gördüğü şu yay için ne diyebiliriz? Burası 160 derece olur. Peki 160 dereceyi gören teğet giriş açı ne olacaktır? Şurası yeniden 80 derece diye ifade edebiliriz. O zaman şurada ikizkenar üçgense o 80 derecede dış açıysa buralara 40-40 yazarız. 40 yazdık. E son olarak da o zaman 40 ile 80'in toplamı 120. Bir de x toplayınca 160 derece olduğundan dolayı x değerim 60 derece olur. x artı 40 artı 80. 180 e eşit. x buradan ne çıkacaktır? 60 derece çıkacaktır. Peki alttaki örnekte o merkez burada bir 80 derece diye bir çevre açı verilmiş. Şöyle yapalım. Yarım çemberi tamamlayacak olsaydık Şöyle ki sanırım yorum yapabiliriz. 80 o zaman ne olacak? Bunun gördüğü 80 derece 160 derece yani şuradan şuraya 160 derece olması lazım. Peki buraya ne kalır o zaman 160 derece ise buraya 20 derece kalacaktır. Peki yarı çapımızı çizelim. Çizdik yarı çapımızı. Yarı çapımızı çizdiğimizde bu ikisi eşit olacak. Bu da eşit olacak. Burayı gören çevre açı değil merkez açı o nedenle bu 20 derece olur. Çeyrek çember dediği için buraya ne kaldı? 70 derece kaldı. Şu da x olması lazım ikiz kenar üçgenden. O zaman 2x artı 70 eşittir 180 derece. Buradan 2x değerimiz 110 derece olur ki x o zaman 55 derece çıkacaktır diyorum. Bunu da geçiyorum. Evet şimdi çemberde uzunluk. Yani açı kısmı böyle. Çemberde uzunluktaki bilgilerimizi de verelim. İlk bilgimiz merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eş parçaya böler. Çünkü burada yarıçapları çapları çizersek bu ikizkenar üçgendir. İkiz kenar bu R'ler birbirine eşit olduğu için indirdiğin yükseklik ne olacak? Hem açı ortaya olacak hem de kenar ortaya olacak. Bu nedenle o ikiz kenar üçgen bilgisinden gelmektedir. Cümlemize bir daha bakalım. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eş parçaya böler dedik. Şimdi o zaman örneğimizde O'dan AB kirişine eğer ben böyle bir dik indirirsem iki eş parçaya bölmesi lazım. Normalde AB kirişimiz toplamda 8'di. 2'ye bölersem 4, 4 olacak. Yani şurası 4, şurası 3 olacak. Peki çemberin yarı çapı kaç santimetredir denilmiş. Ama ilk önce biz bu indirdiğimiz dikin uzunluğunu bulmamız lazım. Burada özel bir dik üçgen oluyor. 3, 4, 5 üçgeni. Burası 4 oldu. Peki yarı da çizersem, şu da R olursa R, 4, 4 ne olması gerekiyor? 4 kök 2 olması gerekiyor deyip bu örneğimizin cevabını 4 kök 2 buluruz. Peki devam edelim örneklerimize ta ki yeni kurala kadar devam edelim. Şimdi merkeze doğru çıktım. Şurada merkezim var. Şunu çizecek olsam bu R olur. Şu R'den 4 birim burada kaldığına göre şurası da R-4 olur. Dik üçgenimiz o zaman şu. Şurası R-4. Şu dik. Evet. Şu da R. Şurası da Bakıyorum ADVD'ye eşit 8 verilmiş. 6, 8, 10 üçgeni gibi görünüyor. özel dik üçgen yani uzatıp re karelerle uğraşmayalım. Bak burası 6, burası da 10 olur. Şimdi bu anlamda o zaman R değerim, yarı çapım ne çıkacaktır? 10 olacaktır deyip sorumuzu çözeriz. ABC'ye paralelmiş. Paralelse ben B'den bir dik, A'dan bir dik indirdiğimde ne olacak? kirişleri iki eşit parçaya bölmesi lazım. Buna A, buna A, buna B, buna B dersen şu anda AB uzunluğu artık A artı B olur. Peki C uzunluğu bana boydan boya zaten verilmiş 18 diye. 2 A artı 2 B 18 olduğuna göre buradan A artı B'nin değeri ne çıkacaktır? 9 çıkacaktır ve bizden zaten AB uzunluğu istendiği için 9'u bulmuş oluyoruz. Bir sonraki örneğimize baktığımızda bir sonraki örneğimizde bir kare yerleştirilmiş. Tabi karenin bu kenarları kiriş haline de gelmiş. Böyle yapalım. 8 birimse eğer 8 santimetresi karenin bir kenarı. Buraya şöyle r diyebiliriz. Şurası da r. Peki burası boydan boya 8 olduğuna göre şu ne olacaktır diye sorarsam 8 eksi r olacaktır. Peki 8'i de 2 eşit parçaya bölmesi lazım. Burası da 4 oldu. Şimdi elde ettiğim üçgeni şöyle dışarı taşıyorum. 8 eksi R. Burası R. Burası da 4. Peki buradan R değerim ne olacak diye sorarsak. Sanırım R değerimiz de R kare eşittir. 8 eksi R'nin karesi artı 4'ün karesi diye yazabiliriz buradan r kare eşittir burası ne edecek 64 eksi 16 r artı r kare artı 16 hı hı. bakıyorum r kareler gitti eksi 16 r'yi bu tarafa attım 16 r eşittir 80 r'de 5 çıktı aslında 3 4 5 üçgeniymiş bu kadar uzatmaya gerek yok onun için biraz cin olmak lazım bence r'nin 5 olma durumunda burası ne çıkacaktı 5 yazarsam 3 4 5 üçgeniymiş r yarıçapımız zaten 5 çıkacaktı bir çemberi dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçalarının uzunlukları birbirine eşittir. Yani şu ikisi elikse teğet olduğu için bu uzunluğa eşittir. Eğer bu 10 cm ise biz buraya da 10 cm yazıp önümüze bakarız. Peki bakalım başka kuralımız var mı? Yok ama az önce verilen kuralla ilgili sanırım ard arda epey de soru yazmışız. Hemen bu verdiğimiz kural sık sık kullanıldığı için rahat rahat Çözelim istiyoruz. Şimdi burası x olur gene. Eşit işte olacaktır. Peki ac uzunluğu ne verilmiş? ac uzunluğu 14. O zaman bu a e 14 eksi x kalır. Orası 14 eksi x olursa ad de 14 eksi x olur. Peki BC uzunluğumuz 16 verilmiş. Burası x ise o zaman buraya 16 eksi x kalacaktır. E, o zaman b de 16 eksi x olmalı. Çünkü teğet parçaları eşit olması gerekiyor. Peki AB uzunluğu ne verilmiş? 12. O zaman bunların tamamının toplamı 12 olması lazım. 16 ile 14'ü topluyorum. Yani 16 eksi x artı 14 eksi x eşittir. 12 yazıyorum. 30 eksi 2 x eşit 12. Buradan 2 x'in değeri ne olacaktır? 18 x buradan da 9 çıkacaktır deyip bu sorumuzu çözeriz. Evet yeni örneğimize bakıyoruz. Yine teğetler var. Biz bu teğetleri kullanmak durumundayız. Hmm, bizden çevre ADE demiş. Yani şu üçgenin çevresi isteniyor. Peki BD ile DF eşit uzunluktadır. Buralar AA'dır. FE ile C de öyle BB yazdım. Peki AB uzunluğu ne verilmiş? AB uzunluğu 20 verilmiş. AB uzunluğu 20 verilmişse burası 20 eksi A olur. Çünkü oraya A yazdığımızda 20 olduğu için. Peki A, B, A, C zaten eşit olması lazım. Çünkü A, C de 20'dir. O zaman burası B olduğu için A, E da şurası 20 olduğundan 20 eksi B olur. Hadi bakalım o zaman çem, çe şey, e, üçgenin çevresini bulalım. 20 eksi A artı A. Bir de 20 eksi B artı B. O zaman bunlar gitti. Gidince 20, 20 topladım 40 oldu. Diyorum üçgenin çevresi. Peki devam edelim. Yeni örneğimizde şurası 4 ise DC ile CE birbirine eşittir. Burası da 4 olması gerekir. AB X ise de X olması gerekir. Evet bunu da hazırladık. Peki ondan sonra o zaman yapmamız gereken bir yükseklik indirmek. Yüksekliği C'den aşağıya doğru indiriyorum. İndirdim. İndirince 6 verilmiş yarıçap. Yarıçap Yarı çap 6 verilmişse burası da 6 olduğundan şurası 12 demektir. Bu da 12 oldu. Şimdi şu üçgenimize bakıyorum. Burası 4 ise o zaman buraya da x eksi 4 kaldı. Üçgenimi tekrar çizdim. Şurası x artı 4 oldu. Şunun tamamı. Burası 12. Burası da x eksi 4 oldu. Peki 5, 12, 13 üçgeni geldi aklıma. Şurası 13 olursa x değerim 9 olur. x değerim 9 olursa burası da 5 olur. O zaman 5, 12, 13 üçgenini kullanarak x'in 9 olduğunu bulabilirim. Bu işlemimiz de tamamlamış oldu. Bu sayfadaki son örneğimize bakıyoruz. Bizden çevre ADF istenmiş. Yani şu üçgenin çevresi isteniyor. Peki yapalım bakalım. Nasıl yapacağız? AB 10 verilmişse karenin bir kenarı o zaman şu AD de 10 demektir. Peki şurası X ise bu da X olacaktır. Burası da 10-X olacaktır. Peki burası 10 ise şu da 10 olacaktır. Peki, o zaman ADF üçgeninin çevresini bulmak çok kolay olur ki. 10 artı hipotenüsümüz 10 artı x. Diğer dik kenarımızda 10 eksi x. O zaman bunları toplarsak x daha gitti. Çevre 30 çıktı deyip bu sorumuzu çözeriz. Peki. O zaman çemberde uzunlukla ilgili son kurallarımız var. Aslında bu kuvvetler e, temel matematik üzerinde uzun zamandır tytnin içinde sorulmuyor ama KBS için her zaman varlığını koruduğu için biz iç kuvvet, dış kuvvet bunları öğrenmemiz gerekiyor. Neymiş bu kuvvetler? Hemen bir bakalım. Şu karşılıklı parçalar. Yani kirişler kesişiyorsa ki kesişen bu parçaların karşılıklı çarpımları birbirine eşit olacak. Yani A çarpı D kırmızıyla da diğer iki parçalı C çarpı D'ye eşit olacak. Güzel. Alttaki dış kuvvete baktığımızda şöyle yapacağız. A çarpı A artı B. Aslında bunlar hep benzerlikten geliyor. A çarpı A artı B eşittir. C çarpı C artı D diye kuvvet alıyoruz. Bu yazdıklarımız aslında şuna P noktası dersek P'nin kuvvetidir. Eğer buna P deseydik P'nin kuvvetini almak diyoruz. Evet buradaki P kuvveti biri teğet olduğu için İlk değme noktası sonra ikinci değme noktası. Aslında bunları çarpıyoruz. B çarpı B artı C diye. E burada zaten tek değme noktası var teğet olduğu için. Bu da A kareye eşit oluyor. Yani teğet olan parçanın karesi A kareye küçük parça çarpı tamam B çarpı B artı C oluyor. Evet basit bir örnek. Sıradaki örneğimiz 6 ile x'i çarpacağız. 4 ile 15'in çarpımına eşit olacak. O zaman x buradan kaç çıkacak? 10 diyeceğiz. Ve x'i bulmuş olacağız. Kuvvet uygulama soruları var şimdi sırada. Bunları bir tamamlayalım bakalım. Evet şunu uzatalım. Bunu uzatırsak burası 6 çarpı 16 mı oldu? Bu da 4 çarpı o zaman tamam olması lazım. 4 çarpı x dersek şu 4 ile 16'yı sadeleştirirsem 4 yani 24 çıkması lazım burası. E 4'ü çıkarırsak o zaman geriye 20 kalır. O da R, R olduğu için 2R 20 olduğundan R de o zaman 5 olacaktır. Peki alttaki çemberimize geldiğimizde e, teğet parçalarının zaten eşit uzunlukta olduğunu söylemiştik. Bu 6 ise şuranın da 6 olması gerekiyor. O nedenle de EA 4 olacaktır. Peki Kuvvet uygulayacak olursak sonuçta burada kuvvet uygulayacağımıza diğer tarafta X parçası kalmış. Büyük çembere kuvvet uygulayacağım A noktasından. O zaman da 6'nın karesi 4 çarpı tamamı için konuşacak olursak bu tamamı 9 çıkar. 9 çıkarsa 4 artı 2 6 o zaman x'i e de 3 kalacaktır. X değerim 3 olur diyorum. Bakıyoruz şurası 2 verilmiş. 4 verilmiş. B noktasına kuvvet uygulayacak olursak 4'ün karesi ne olması gerekiyor? 2 çarpı tamam olması gerekiyor. E 2 çarpı 8 olur. Yani tamamı 8 olur. Peki buradan yarı çapımızı bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Kaldı ki burası diktir. E, baktığımızda başka ne bilgi verilmiş. Ama burası da x olacaktır. Tamam da 8 bulduktan sonra dik üçgenimizi çizelim. Dik üçgenimiz çizdiğimizde burası x artı 4 oldu. Şu a noktası olmak üzere bu c, bu da b olmak üzere. Şurası 10 oldu. Bu da x oldu. Peki burada x'i bulmamız gerekiyor. Aslında burada da özel bir e, üçgen vardır. x'e ne yazabiliriz? x'e 6 yazarsak olmaz. 8 yazarsak da olmuyor. O nedenle ne yapacağız? Şimdi karesini alarak işlemimizi yapalım. Ne yapalım? Pisagor'umuzu uygulayalım. X artı 4'ün karesi ne olacaktır? X artı 4'ün karesi eşittir. X kare artı 10'un karesi olması lazım. X artı 4'ün karesi X kare artı 8X artı 16 eşittir. X kare artı 100 olacak. X kareler gitti. 8X eşittir. 16'yı diğer tarafa atarsak 84 olacak. Buradan X değerim... Tam çıkmadı. Sanırım bir yerde işlem hatası yaptık. Hemen bir geri dönüyorum. Hemen bir yerlerde nerede hata yaptık? Şu 4'ün karesi 2 çarpı tamam olması lazım. Yani o zaman burası 8 oldu. Tamam. Burası 8 olduktan sonra yarı çapı her birinde 4 bulduk. Ama bizden ne isteniyor? X isteniyor. Bu X'e bu da X olması lazım. Peki o zaman dik üçgenimi çiziyorum. Çünkü ha, merkezden geliyor. Evet merkezden geliyor. Dikimi yazdım. Şöyle çizdim. Bunun tamamı 8. Ha, 10 yazdığımız için hata yaptık. Burası x artı 4. Burası da x. O zaman x değeri 6'dır diyoruz. Çünkü burası 6. Burası da 10 olur. X'i 6 şeklinde işaretledik. Ve evet, özellikle böyle birbirine teğet çemberlerde o çemberleri birleştirmemiz gerekiyor. Yani merkezleri birleştirerek o teğet olan yerlerden şöyle yarı çapımızı çizmemiz gerekiyor. Bu 4, bu da 4 oldu. Yarı çap 4 olduğu için e mi? Evet, EM uzunluğu da 4 oldu. Burada son iki verildiği için yarı çap 6, 6 bu da 6 oldu. Evet, burada da çok basit bir dik üçgen çıktı ve bildiğimiz bir dik üçgen çıktı. O dik üçgenimizi şöyle çizecek olursak, burası x artı 4, burası 6, burası da 10 oluyor. O zaman burası 8 çıkmalı, x de buradan 4 çıkacaktır diyoruz. Halbuki dikdörtgen denilmiş, ortaya bir kare çıktı anlaşılan olabilir. Bir sorun yok ama x'imizi böyle çözmemiz gerekiyor. Neymiş? Demek ki birbirine teğet olan çemberleri değme noktalarından merkezleri birleştirerek çizdiğimizde sorularımızı çözebilir hale geliyoruz. Peki, evet çemberde uzunlukla ilgili videomuzun son sorusu. Bir sonraki videoda daireye geçeceğiz. Dairede alan da çalışacağız. Çevreyi çalışacağız. Evet işte çemberde uzunluk bu Güzel bir soru, zor bir soru. Benzerlik kurmamız gereken bir soru. Şimdi benzerliğimizi birlikte kuralım istiyorum. Şöyle yapacağız. Ee, şu açıya alfa dersem bunun gördüğü ad yayı bu teğet giriş açı o zaman burası da alfa olacaktır. Peki yeni bir renk alalım. Şu beta diye bir açımız olsun hatta ortak olsun. Burada da bir sorun yok. Şimdi gelelim Üçüncü bir açı olarak şuna z dersem alfa, beta ve z'nin toplamı 180 derece olacak. Başka bir renk kullanarak yapalım bunu. Şöyle yapalım. Evet şöyle. Güzel oldu. E peki büyük üçgende ABC üçgeninde de alfa, beta beta'yı da kırmızıyla yazayım. Hı hı. Alfa, beta ve yeşili yeri aldım. Z'nin toplamı Z dediğimizde 180 derece olacaksa o zaman şunun tamamı da Z olmalı. O zaman ABD üçgeni ile ABC üçgeni arasında benzerlik yazacağım. İlk önce beta'nın küçük üçgende karşısında ne var? 4 var. 4 bölü Büyük üçgende beta'nın karşısında ne var? ABC üçgeninde 10. O da eşittir. Sonra devam edelim. Z'nin karşısında küçük üçgende ne var? Z'nin karşısında şöyle okla gösterirsem 6. Peki Z'nin karşısında büyük üçgende var? BC uzunluğu var. Kaldı ki bize BC sorulmuş. Bundan sonra kolay sanırım 4 tane BC eşittir 60 olacak. BC uzunluğumuz da 15 olarak Edirne doğru yanıtımız verilmiş olacak. Evet çemberde açı ve uzunluk bu videomuzda tamamlandı. Ee, Daha ileri de alan çalışacağız. O da çok önemli. O da kafesi de çok zor oluyor. Lütfen bu ders notlarımızı bir güzel çöz. Soru soru bankasından ilk önce çemberde uzunluk ve çemberde açı sorularını seçerek çözmeni isteyeceğim. Ondan sonra da bir sonraki videomu izlemeden, çalışmadan önce tekrarlarını yapmanı istiyorum. Kendine dikkat et. Görüşmek üzere.